ne zaman futbol adım attın diyelim? Yani 50 seneyi rahat geçtin. 50 sene, evet. Ama yani topla buluşman 60 sene mi diyelim? Yok, o kadar. Hemen hemen. Değil, aşağı yukarı 55-50. 55-56 sene. O kadar jenerasyon gördün, o kadar hoca tanıdın, o kadar oyuncuyla çalıştın ve gördün. İki şey soracağım, çok merak ediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi sana göre bu topraklarda yetişmiş bir iki Türk oyuncu sayar mısın? Bir de arkadaşlara ben yazdım ama en son en başa alayım. Necip'le ilgili fikrini merak ediyorum. Ama önce yetenek, sonra öteki taraf. Çünkü Cem abiyle biz bunu çok konuşuyoruz, kulağında çok çınlatıyoruz. Ne alakası? İşte iki tane alakası ya. Soruyorum işte. İki tane kontrast soruyorum. Hep sen ters yapacak değilsin ya, Ali Güneş'i sola çıktı oynatın Mustafa Deniz'e. Biz de böyle bir soru soruyoruz. Buyurun efendim. Onun cevabını Necip vermiş zaten. Yani 13 senedir, 14 senedir Beşiktaş takımında görev yapıyor. Hadi ben aldım Necip'i, oynattım tamam da benden sonra kimse vazgeçemedi. Teknik adamı geldi. Yani kimse vazgeçemedi değil. Necip vazgeçilmez gibi davrandı. Oyuncu haline aldı. Dolayısıyla her zaman yani kenarda güvenebileceğin veya oynattığın zaman güvenebileceğin ne 90 beklediğin ne 30 beklediğin bir futbolcu profili. Veya 90'ı da abartmayalım da 80 diyelim. Yani 80 ile 40 arasına sıkışan bir şey. Yani bilmeyenler olabilir. Necip'e ilk formayı hoca verdi. Oradan evet, söyleyeyim. Bilmeyen yani, olabilir yani. Necip o gün için yani bütün değerlendirmeleri yaptığın zaman belki Beşiktaş takımında forma giyecek şeyde değildi, durumda değildi ama esasında ben onu bir simge olarak kullanmaya çalıştım. Yani Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcular alt takımda yer bulabilir. Dolayısıyla genç futbolcuları Beşiktaş altyapısına yönlendirin şeyini de, düşüncesini de ortaya koyarak şey yaptım. Necip devam ediyor. Demek ki yani böyle forma verdiğim futbolcuların bir kısmı o kulüplerde devam etmedi. Necip herhangi bir şekilde benden sonra orada görev yapan teknik adamlar tarafından bu benim kadromda yer alamaz, bulunamaz diye herhangi bir şekilde de dışlanmamış bir futbolcu. Dolayısıyla bu manada örnek bir şeydir ama Necip'i yani kalite olarak düşündüğün zaman bu kadar senedir mesela Türkiye'de milli takımda görev yapmayan ender futbolculardan biridir. Evet. Yani yanılıyorsam. Büyük takımda oynayıp bu kadar uzun süre. Aynen. Geldik yeteneklilere. Hocam o kadar oyuncuyla çalıştınız. Büyük yetenek söyleyeyim bize. Çünkü biz Cem abiyle hep sizi anlatırken ya hoca çok mu yetenek seviyor diye hep konuşuruz. Çok mu yetenek seviyorsun sorusunda evet, zaten çok sonra. Yetenek seviyorum. Niye? Çok yetenek seviyorum. Çünkü sahaya taraftarın önemli bir bölümü onlar için gelir. Yani bir teknik adam için sahaya taraftar gelmez. Bir kaleci, bir stoper için gelmez. Ama futbolu güzelleştiren, futbola çok çeşitli versiyonlar sunar insanlar için gelir. Dolayısıyla bunlar da yeteneklerdir. Yani senin düşünemeyeceğin bir şeyi sahada onun yaptığını görmek senin ilgini müthiş artırır. İşte bunlar dilden dile konuşularak herkesin gözünde veya beyninde yer eden futbolcular olur ki bazıları mesela hasta Fenerbahçeliler zamanında çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi Beşiktaşlı'yı seyretmek için stada gitmişlerdir. Beşiktaşlı Galatasaray çok harika, üst düzey bir Fenerbahçeli'yi seyretmek için stadlara gitmişlerdir. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda riskli futbolculardır. Yani yıldızlar her zaman riskle beraber yürürler. Onlarla çalışmak ayrı bir zevktir esasında. Sorumludurlar. O sorunlarla uğraşmak bir teknik adamın ayrı bir zevkidir esasında. İdare yani etmeyebileceksin. Her söylediğine kafa sallayanla çalışmak bir teknik adama zevk vermez. İsim... Düşündün. İsim. Bak deminden beri top çeviriyor. Top çeviriyor. Onu söylesem olmaz, bunu söylesem olmaz. Ya benim yani bu kadar çalıştığım yerli ve yabancı futbolcu arasında bir sıralama yapmam hocam, mümkün. Hocam gerçi doğru. Ben hemen... Mümkün değil yani... Bu 10 mu olur, 20 mi olur, 30 mu olur? Şimdi ben burada bunları kronolojik bir sıra içerisinde değerlendirmem mümkün değil. Peki en ayrıksıları böyle akla gelecek 3-5 tane desek hani... Sen ve senin gibiler. Yok ama şu açıdan çok haklı hoca. Fenerbahçe kadrosunu atıyorum hocam. O kadroda bile karar vermek yani çok zor var yani. Yusuf, Fenerbahçe kulübesinde Avrupa çapında yıldızlar vardı. Kulübede oturuyor. Kulübede. Evet.
Ya o takımı tabii gençler belki bilmez de Birleşmiş Milletler gibi. Daha mesela ona çocukken yetiştin. Yetiştim ama hiç. Hocam Birleşmiş Milletler gibi takımı. Aklı Selim hatırladığımız takım yani, yıldızlar toplu evet. Aslında. Yetenekli oyuncular topluluğu. Peki sahada şimdi ben çok böyle maç seyrettim ama hani gidip canımı sıkıldığı çok maç oldu ama şu son Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi çok maç hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Vallahi yani mesela bu Süper Kupa'nın takviminin de bu maçın şeyi için... Zannetmiyorum. Yani, niye böyle oldu peki tahminen? Yani niye bu kadar oyunsuzluk? Bu herhalde denk güçlerin birbirleriyle patapat olması değildir bu. Büyük ihtimalle iki teknik adamın yani riski minimize etmek, sıfıra indirme planları olabilir mi? Riski göze almayanların başarılı olma şansı azdır. Yani bu oyunun oyunsuzluk niye böyle oldu sizce? Yani, bundandır herhalde. Yani o akşam her iki teknik adam da futbolcular da en azından üzüntülü olarak yatağa girmemişlerdir. Biz üzüldük ama izleyenler, türbüne gidenler, televizyonun karşısında. Yani, hadi biz televizyondakiler şanslıyız gene tekrar filan görüyoruz da. Penaltı mıydı değil miydi tartışıyoruz. Tekrarı da azap. Tekrarı da azap. İki dakika falan sürdü çünkü. Yani. Pozisyon yok. Sağdaki insanların herhalde çok canı sıkılmış olsa gerek. Yani 50 bin kişi oraya gelmişler. 50 binden fazla insan. Tabii, tabii. Bekliyorlar ki bir şey olsun, hiçbir şey olmuyor. 20-30 milyon insan da televizyonda. Ne dedin hocam? Riski göze almayanlar başarılı olamazlar dedin değil mi? Arkadaşlar da şu 2-3 tane karşılaşma getiriyor. Şimdi bunların çok öyküleri, hikayeleri var da. Hocam bunun içerisinde gerek milli takımda gerek Galatasaray'da çok hüzün hikayeleri de var değil mi? Yani biz seni başarılarının anımsıyoruz. İşte burada şey diyorsun... İçimizdeki İrlandalılar falan diyorsun ama çok mesela bu maçın öncesinde yerden yere vurulduğunu hepimiz biliyoruz. İçimizdeki İrlandalılar tarafından. E olur. Şeyi anlatmaya gayret ediyorum. Yani senin için ne demektir başarısızlık? Başarıyı tarif edersin. Başarısızlığı nasıl tarif edersin? Şimdi başarısızlığın çeşitli faktörleri vardır. Başarının çeşitli faktörleri vardır. Senin ülke insanı olarak bunlara bakış açın önemlidir. Ben şimdi kurslarımı İngiltere'de yaptım, Almanya'da yaptım, Türkiye'de çalıştım, Almanya'da çalıştım, İran'da çalıştım. Şimdi kriterler çok farklı. İngiltere teknik adam değerlendirmesi 3 konu üzerinde ağırlık kazanır. Birincisi yaptığın eylemlerle yani kurduğun takımla kulübü finansal olarak eksiğe düşürmemek. Bunu başarırsan devam edersin. İkincisi, keşfettiğin altyapı veya diğer altyapılardan bulduğun yeni genç futbolcu adaylarıyla onları kazandırarak üçüncüsü de aldığın sonuçlarla ilgili, başarıyla ilgili. Dolayısıyla Türkiye'de bu kriterler geçerli değil. Türkiye'de birinci faktör başarılı olup olmaman. Yani üçüncüsü tek. Evet. Tek. Diğerlerine bakan yok zaten. Yani bakan olsa zaten Türkiye'deki kulüplerin herhangi birinin ekside olması mümkün değil. Şey olarak, finansal olarak. Yani bunu düşündüğün zaman burada rahat çalışma imkanın çok kolay değil. Yani Türkiye'de bu kadar uzun yıllar ben çalıştım yani birçok kulüpte görev yaptım. Ama birinci faktör eğer başarı üzerine kuruluysa şimdi işte biraz evvel maçtan bahsettik, son oyunun derbiden bahsettik. O stat'tan yani futbol adından mutlu ayrılan veya televizyon başında o oynanan futboldan mutlu ayrılan bir insan oldu mu? İki insan vardır. Yani futbolcuları da katabiliriz. Futbolcular da mı? Hepsi değil de bir kısmı. Futbolcuları da katabilirsin. Yani neticede bir tanesi aman ben bu akşam gene şeye lider olarak giriyorum. Yatağıma lider olarak giriyorum. Bir tanesi işte rakip sahada kaybetmediğim için durumu muhafaza ettiğim için giriyorum. Ben esasında yani bu takımların ikisinde de görev yaptım. İkisinde de başarılı, başarısız günlerim oldu. Ben bu futboldan nefret eden bir insanım. Yani niye işte biraz evvel sorduğun yetenekler. Yeteneklilerle çalışmak demek hücum futbolunu sevmek demektir. Yani
Benim kafamda hep öne oynayan futbolcu profili vardır. Öne. Yani esasında şeylerin, istatistik değerlerin futbol üzerinde, oyun üzerinde hiçbir katkısı yoktur. Yani bunlar futbol severleri oyalamaktan, kandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Yani şeyleri çıkarın, bütün oynanan lig maçlarını çıkarın sezon başından beri. Hangi takımın daha fazla galip geldiğini o istatistiklerde görün. %80'i topa daha az sahip olan takımlar tarafından kazanılmıştır. Geçiş oyunu mu seviyorsun sen? Siz seviyorsunuz. Demin karıştırma.